Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videomuzda konumuz egzoz manifoldu kıpkırmızı oluyor. Evet, bunu belki göremeyeceğiz ama olan arızayı sizlere anlatacağım ve sebebi nereden çıktı, neden çıktı, bunlardan biraz bahsedeceğim. Aracımız BSE, motor kodlu 1.6 Hitler motor dediğimiz Jetta 2007 model. Kilometresini şu anda hatırlamıyorum. Birazdan bakacağız. Konu şöyle. Araç sahibi A noktasından B noktasına giderken araç tekleme yapıyor, kesiklik yapıyor falan. Orta konsol kısmından aşırı derecede sıcak geldiğini gördüm. Usta, akşam karanlıktı diyor. Kaputu açtım. Şurada şu kısımda diyor, böyle resmen ampul gibi bir ışık gördüm diyor. Eğildim, baktım manifold kıpkırmızı olmuş. Açtım bagajı diyor, yangın tüpünü çıkardım. Yangın tüpünün de pimini çıkartamamış. Hani tutacakmış ona. İyi ki de çıkartamamış. Çünkü orada gerekli koruma sacı zaten var. Kolay kolay yangın çıkmaz. Fakat yine de tabii ki tedbirli olmak lazım. Böyle bir mevzu. Ondan sonra devamında varacağı yere varıyor. Stop ediyor. İşini görüyor, çıkıyor ve araç bir daha çalışmıyor. Neyse, devamında bu dün oluyor. Pazar günü. Aracı çekiciyle beraber servisimizin önüne getirmiş, bırakmış. Aracı cihaza bağlıyoruz. Cihazda herhangi bir arıza yok. Cihazı arkadaşlar almışlar. Kilometreye bakalım. 220.533 kilometrede bir araç. Herhangi bir arıza yok. Arıza neden yok? Normalde elektronik kısımda bir problem olduğu zaman arızayı görmemiz lazım. Neden arıza yok? Çünkü araçta LPG var. LPG olduğu zaman, bakın Prince gayet de güzel, kaliteli bir LPG sistemi. Arkadaşlar, LPG'lerin çoğunda, birçok videoda da bundan bahsetmiştim. Motorda herhangi çok böyle kayda değer önemsiz yanma kesintisiyle alakalı arızalar olduğu zaman şu görmüş olduğunuz beyinde arıza kalıyor. Buradan motor beynine, bu beyin onu göndermiyor ki LPG sistemi kendisi verimli çalışabilsin. Diyor ki bu çok önemli bir arıza değil diyor, ondan dolayı göndermiyor. Normalde ateşleme bobininde atıyorum 1.4 2 silindirin ateşleme kesinti arızasını vermiş olsa ne yapacak? Ateşlemeyi kesecek, sistem korumayı alacak kendine ve motor tekleyecek. Bu sebepten dolayı da ne yapıyor? Göndermiyor arızayı. Diyor ki nasıl olsa çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde devam etsin mantığıyla LPG göndermiyor. Krank sensörüdür diye. Sonra neyse, cihazda herhangi bir arıza görmedik. Buji kablosunu çıkardık, ateşlemesine baktık, ateşleme yok. İlk önce soğukken bir kere aldı, devamında artık basıyorsunuz basıyorsunuz boş, almıyor. Bujiyi çıkardık, orada herhangi bir ateşleme yok. İlk akla gelen krank sensörü oluyor. Krank sensörümüz eskisini ne yapmışız şurada. Eski krank sensörümüz bu, bunu söktük. Bunların bende her zaman yedekleri var. Krank sensörümüzü söktük. Yerine çalışanını, yenisini taktık. Yine araç aynı şekilde çalışmadı. İkinci olanak ne olmuş oluyor? Endüksiyon bobini. Endüksiyon bobini yine aynı şekilde, şu üzerindeki benim elimde sürekli bulunan endüksiyon bobini. Onu taktık ve aracımız saat gibi çalıştı. 10 dakika kadar falan çalıştırdık. Şu anda sıcak motor. Çok da fazla ısıtmadım ki. Çünkü bobini değiştireceğiz. Yenisi burada geldi ve toplayacağız. Çok sıcak olunca toplaması sıkıntı oluyor. Şu aracın üzerinden çıkan bobin hala orijinal. Bu bizim kendi bobinimiz. Bu da şimdi bu araç için aldığımız bobin. Şimdi diyeceksiniz ki belki ya usta, işte elinde bobin varmış, neden aldın? O bobini parayla kesinlikle satmam. Üzerindeki şu anki bulunan krank sensörünü de parayla kesinlikle satmam. Çünkü neden? Parçacı açık. Parça var. Elimizdeki hazırdaki parçayı, parça varken kullanmayız arkadaşlar. Bunun da sebebi işte tam olarak bu gibi durumlar için. Arızalı bir araç geldi. O bobini ben takıyorum, deniyorum. Arızasını buluyorum. Eğer ki bobindense alıyor yenisini. Takıyorum. Bobinimi alıp tekrar kenara, bir dahaki gelecek olan arızalı araç için beklemeye bırakıyorum. Bunun gibi birçok parçam var. Çalıştığını bildiğim, parçacıdan aldığım, hatta yurt dışından gelen birçok takipçi ustalarım var. Onların getirmiş olduğu bir sürü selenoidler, sensörler, bobinler, valfler, kablolar elimizde var. Neden? Arıza bulmayı kolaylaştırmak için.
İşte o da değişecekti, bu da değişecekti, ondan değilmişti, şundandı, bu bozulduğu için bunu da etkilemişti muhabbetini yaşamamak için böyle bir sistem uyguluyoruz kendimize. Sağlam bobinimiz biliyoruz. Şimdi yeni bu bobini oraya takacağız. Kendi sağlam bobinimizi yine kutusuna koyacağız ve bir dahaki arızalarda beklemeye alınacak. Yani manifoldumuzun kızarmasının sebebinin bu bobin olduğunu anlamış olduk. Pekala bobin nasıl kızartıyor manifoldu? Erken ya da geç ateşleme şeklinde ya da uzun süreli ateşleme tutma durumunda egzozumuzu maalesef kızartabiliyor arkadaşlar. Bundan da ötürü aracımızda yangın da çıkabilir. Evet, bir şey olmaz dedik tabii ki ama orada bir yağ olmuş olsa veya üstüne bir yanıcı bir madde eğilmiş ya da yakınında olmuş olsa, atıyorum bir hortum, su hortumu olabilir, hava hortumu olabilir, herhangi bir hortum, herhangi bir kablo oradan direkt yanmaya başlayıp Allah göstermesin aracımızda yanabilirdi. Yani arızacılık biraz teferruat ve donanım isteyen bir iş. Arıza bulurken müşteriyi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Kendi elimizde bir sürü parça tutuyoruz. Satılık olmayan bir sürü parça tutuyoruz ki başarılı işler çıkartabilelim. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. Eklemeden geçmeyeyim. Bu bobin arızası diğer arızalarda da aynı şekilde diğer parçaları takıyoruz. Eğer ki o parçadansa arıza, yenisini alıyoruz. Kendi deneme parçamızı kenara koyuyoruz ve aracımızı bu şekilde onarmış ve göndermiş oluyoruz. Zaten siz konuyu anladınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamirhane kanalı Arslan Usta.